Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Logitech'in G502 Hero model isimli oyuncu faresine yakından bakacağız. G502 model ismi oyuncu fareleri söz konusu olduğunda ilk akla gelenlerden biri. Çünkü ilk modeliyle dönemine damga vuran bir oyuncu faresine aitti. Daha sonra Logitech bu fare modelini güncelleyerek günümüze G502 Lightspeed ve G502 Hero gibi modellerle uyarladı. Bugün de karşımızda G502 Hero var. Genelde teknoloji markaları ürün numaralandırmaları yaparken 400, 500, 600 gibi sayıları orta segment ürünlere, 700, 800, 900 gibi sayıları da üst segment ürünlere verirler. G502 Hero bu algıyı kıran modellerden biri diyebiliriz. Dilerseniz ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içerisinden fare beraberinde ağırlık plakaları, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gibi dokümanlar çıkıyor. G502 kablolu bir fare modeli. Örgülü yapıdaki dahili kablosunun uzunluğu ise 2 metre 10 santim. Tasarımsal hatları itibariyle atasının izinden giden G502 Hero oldukça şık bir görünüme ve bu görüntüyü kuvvetleştiren ince işçilik detaylarına sahip. Belki de bu fareyi en çok ön plana çıkaran özelliklerinden bir tanesi üzerindeki tuşları. Toplamda 11 adet tamamen programlanabilir tuşun yer aldığı G502 Hero, bir oyuncunun ihtiyaçlarına hitap etme konusunda son derece fonksiyonel bir fare modeli. Ebatları itibariyle 132 milimetre yüksekliğe, 75 milimetre genişliğe ve 40 milimetre derinliğe sahip olan farenin ağırlığı ise 121 gram. Tam anlamıyla avuç içini dolduran, ne elinizin altında kaybolan, ne de dolup taşan, bana kalırsa ideal büyüklükte bir fare. Tabi bu durum elinizin büyüklüğüne göre kişiden kişiye değişebilir. Klik sesi olarak öyle rahatsız edici bir seviyede değil. Bunu şimdiki örneğimizde dinleyebiliriz. Duyabileceğiniz üzere G502 Hero bir oyuncu faresi için ses seviyesi olarak gayet ideal bir düzeyde. Şayet aynı odayı paylaştığınız birileri varsa tahminen bu farenin sesi bir probleme neden olmayacaktır. Fare tekerleği farenin genelindeki hava ile uyumlu ve dayanıklı bir hissiyata sahip. Hemen altındaki tuş yardımıyla dilerseniz sonsuz döngü veya kademeli olacak şekilde tekerlek işlemini ayarlayabiliyorsunuz. G502 Hero modeli ismini bir nevi kullandığı sensörden alıyor diyebiliriz. Logitech bu farede en gelişmiş sensörlerinden biri olan Hero 25K'yı kullanmış. Bu da G502 Hero'nun 25600 dpi'ye kadar çıkarılabilmesine olanak tanımış. Fare üzerinde bir adet aydınlatmaya sahip logo ve onun hemen sol üst köşesinde dpi kademesini gösteren alan olmak üzere toplamda 2 adet RGB aydınlatma mevcut. DPI değişikliklerini farenin sol yanındaki tuş yardımıyla yapabiliyorsunuz. Başlangıçta bahsettiğimiz ağırlıkların yeri ise farenin alt kısmına konumlandırılmış. G502 Hero'nun beraberinde 5 adet her biri 3.6 gram ağırlığa sahip plakalar geliyor. Bunları alt kapağı kolay bir şekilde yan taraftan açarak ilgili bölmeye yerleştirebiliyorsunuz. G502 Hero üzerinde aydınlatma teknolojisi olarak Lightsync RGB'ye yer verilmiş. Bu sayede farenizde 16.8 milyon renk skalası içerisinde dilerseniz ses ve görüntü ile uyumlu bir aydınlatma yakalayabilirsiniz. Fare ile ilgili tüm aydınlatma ve diğer ayar seçenekleri için yardımcınız diğer tüm Logitech oyuncu ekipmanlarında olduğu gibi G-Hub uygulaması. G-Hub üzerinden oyunlara özel profillere erişebilir, hem DPI hem de logo göstergeleri için aydınlatma ayarlarını kişisel zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Atamalar sekmesinde komutlar üzerinden her tuş için atamaları gerçekleştirip G-Shift özelliğini aktif edebilir, tuşlar bölümünden herhangi bir tuşun işlevini fareye atayabilir, eylemler bölümünden programlara özel profillere ulaşabilir. Makrolar kısmından işinizi kolaylaştıracak makroları oldukça detaylı seçeneklerle oluşturabilir. Sistem kısmından da çeşitli işletim sistemi işlemlerini farenizin tuşlarına atayabilirsiniz. Duyarlılık alanından da farenizin DPI değerini 25600 DPI seviyesine kadar 5 kademeli olarak ayarlayabilir. Fare bildirim hızını 125 Hz ile 1000 Hz arasında değiştirebilir ve ayarlar ekranından da DPI aydınlatması, cihaz başlatma efekti gibi özellikleri açıp kapayarak yerleşik bellek modu özelliği üzerinden 5 farklı profili G502 Hero üzerine kaydederek gittiğiniz her yerde profillerinizi de farenizle beraber taşıyabilirsiniz. Bununla beraber 40G'nin üzerinde maksimum hızlanma değerine ve 400 IPS'in üzerinde de maksimum hıza sahip olan G502 Hero işletim sistemi tarafında da Windows 7 ve üzeri MacOS 10.11 ve üzeri ile Chromeos işletim sisteminde uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Biz de G502 Hero'yu kullandığımız süre boyunca gerek ergonomisi gerek sahip olduğu detaylı ayar seçeneklerinden gerekse de sunduğu performanstan oldukça memnun kaldık. Daha önce kablosuz modeli olan G502 Lightspeed'in incelemesine donanım haber ekranlarında yer vermiştik. G502 Hero'da gösterdiği performansla kablolu oyuncu fareleri arasında dikkat çeken modellerden biri olmuş diyebiliriz. Şayet siz de kablolu bir oyuncu faresi arayışındaysanız G502 Hero modeline göz atmanızı tavsiye ederim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Logitech'in G502 Hero model isimli oyuncu faresine yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.